Merhaba, ben Bin Kripto'dan Yağmur. Bugün 2618 formasyonunu nasıl kullanabiliriz ve bu stratejiyi nasıl uygulayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim kısaca. %618 stratejisi bu ikili tepe olarak kullanılan bir formasyon. Aynı zamanda ikili dip olarak da kullanılabiliyor. Bir dönüş formasyonu olarak da biliniyor. Fiyat hareketinin aslında bittiği yeri buluyoruz ve bu bittiği yer bulunup fiyatın geri dönmesi bekleniyor. Burada da olduğu gibi yükselişten sonra aslında ikili tepe formasyonu oluşuyor ve bu ikili tepe formasyonundan sonra bir impulsif hareketimle birlikte burada trendin döndüğünü görüyoruz ve düşüşle birlikte aslında A'dan B'ye bir Fibonacci çektiğimizde bizim 618 yani retracement seviyesi dediğimiz Fibonacci retracement seviyesinden bir satış bölgesi olarak giriş yerini ayarlamış oluyoruz. Burası aslında bizim için 618 retracement düzeltme seviyesi, yani düşüşün bir düzeltme seviyesinden giriş yerini ayarlamış oluyoruz. Bu hareketten sonra son harekette de hedef bölgelerini belirliyorum. İlk hedef noktası son düşüşün yaptığı B noktası ve bu B noktası ile birlikte ilk hedef bölgemin belirliyorum ve kar alma seviyesi olarak bizim için belirlenmiş oluyor. İkinci hedef bölgesi de 272, yani Fibonacci extension seviyem. Bu extension seviyesi de benim ikinci hedef bölgem oluyor. Peki stop seviyesini nasıl belirleyeceğiz dersek, son yapmış olduğu zirvenin aslında tepe noktasının biraz üstüne stop bölgesi olarak fitil atması durumuna karşılık stop bölgesi olarak belirliyoruz ve giriş yerimi yaptıktan sonra, ilk hedefi aldıktan sonra ikinci hedef için bizim hedef seviyemiz belirlenmiş oluyor. İşleme giriş stratejisi aslında bu kadar basit bir şekilde ilerlemiş oluyor. Peki bunu bir de örnek üzerinde değerlendirelim. Örnekler üzerinden nasıl bu stratejiyi uygulayabiliriz? Burada da aslında gördüğümüz gibi bir ikili tepe formasyonu oluşmuş ve bu formasyondan sonra aslında yükselen bir trendten sonra iki tepe oluştuktan sonra düşüşle birlikte aslında bu son düşüşü düzeltme seviyesi 618 seviyesinden dönüş yaptığını görebilmekteyiz. Burada da olduğu gibi, oluştuğu gibi yani ilk hedef seviyemi gelmiş ve ikinci hedef seviye gelmeden yukarıya doğru bir dönüş gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Yani extension seviyesine gelmeden yükselişini yapmış fakat ilk hedefe geldiği için ve beni stop etmediği için bu formasyonun çalıştığını söyleyebiliriz. Bu ikili tepe formasyonları için oluşan aslında 2618 stratejisi. Bir de ikili dip formasyonları için oluşan 2618 formasyonu var. Onu da bir sonraki videoda örnekleriyle birlikte anlatmaya çalışacağım. Eğitim videolarımızda kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.